Evet, bu anlamanın önü şu anlama geliyor. Kendi kendime bazen komik duruma düşüyoruz. Yani puanlama kulenin önünde yapılıyor. Kulenin önü derken yetiştirirken zaman zaman sürçülisan ediyoruz ama bizi sevenler ön yargısız bir şekilde bunu ne demek anlama geldiğini biliyorlar. Peki çeyrekten baştan, sonra baştan söylemiştim size Recep Kara ile Ali Gürbüz'ün müsabakası altın puana gider diye. Altın puana kadar risk almayacaklar diye düşünüyorum. Ama tabii geçen zamanda onlara enerji kaybettiriyor, efor kaybettiriyor. Evet. Şimdi belki çünkü bir puanı verince şey yok artık, telafisi yok bu saatten sonra. Evet, Ali Rıza Kaya İsmail Erkal karşısında zorlanıyor ama Recep'in tabii ben şampiyona katılıyorum. Olimpiyat şampiyonumuz Mahmut Demir'in dediği gibi. Çünkü ağırlığını Orbay Tuna'nın yaptığı Fevziye 110. güreşleri Yalova'da müthiş güreşler yapıldı ve puanlama geçtik. Altın puan 30 dakika sürdü şampiyon. Evet, burada da uzun sürebilir. Evet, sürebilir. Tabii biraz sonra söz vereceğiz kendisine. Yine önemli değerlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlar da STK'ların, Asiyat'ın Başkan Osman Yılmaz da bugün güreşlerde. Evet, biraz sonra ona da söz vereceğiz. Evet, şu an ekran var mı sıkıntı? Tamam, diğer mikrofonla ilgilensin arkadaşlar. Evet, onu anlatıyordum. Dün bayramın 3. günü harika güreşler oldu. Öncelikle ben güreş ağasını Orbay Tuna'yı, yani özgür iradesinde ekonomik katkılarıyla oradaki Kafkas'tan göç eden Çerkezler bir gün evvel Balkan, Rumeli, Karadeniz kültürünü o kadar güzel mozaik oluşturdular ki şampiyon. Evet. Halk bayram coşkusunu güzel bir resital, festival havasında yaşadı güreşler öncesi. Sonrasında kıran kırana güreşler oldu. Ben bir kez daha kutluyorum. O güreşlerde Orhan Okulu da Ali Gürbüz güreşi damgasını vurdu. Doğrusu diğer pehlivanlar da nefes kesti. Şimdi burada da dediğiniz gibi altın puana gidilecek gibi geliyor bana. İnşallah uzun sürmez. Ancak Ali ben yürüyeceğim, ben varım diyor. Ali'yi hazır buldu mu peki Mahmut Demir? Şimdi Ali'yi sezonun başındaki o günden bugüne baktığınız zaman büyük bir mesafe kazandığını görüyoruz. Ama işte başına gelen o talihsiz sıkıntıdan sonra 2-3 yıl sağlığından uzak kalmak her şeyden önce psikolojik olarak etkilememesi mümkün değil. Bu süreçte o açığı kapatacağını daha önceki yarım bıraktığı yerden diyelim ona. Ya da spor tabiriyle veya diğer tabirle yol kazası diyelim. O kazanın evet, psikolojisinden bir an evvel kurtulup bu sahalarda boy göstermesi lazım. Çünkü güreşçi bir aileden geliyor Ali Gürbüz. Babası rahmetli Recep Gürbüz de arkadaşımızdı. O da iyi bir güreşçiydi. Kemer hak eden bir fizik yapısı ve yağlı güreş becerisi var. Tabii STK'lar çok önemli. Değerlerine önem veriyorlar. Asiyat Başkanı, tabii Samsunlular, Samsunluların bu noktada birden fazla vakıfları var, dernekleri var, federasyonları var. Var da var. Ama onları birlikte görmek beni bir farklı mutlu ediyor. Önemli olan ortaya gerçekten paylaşımcı, birleştirici, özgüven duygusunu empoze eden bu kurumların dayanışması, vizyondakiler çok önemli. Bunu da en iyi şekilde yapanlardan biri de Sayın Osman Yılmaz. Biraz sonra o da güreş heyecanla seyrediyor. Evet, şimdi altın puandayız. Şampiyon. Evet. Bu böyle sürecek ama diğer güreşe de bir bakalım. Yani burada her an bir oyunda çıkabilir artık yani. Şimdi ustalar kontrol atakta, her biri birbirini kontrol ediyor. Ali Rıza Kaya iyice aşağı indirdi rakibini. Kasna şöyle bir yapıştı. Güçlü. Güçlü Ali Rıza Kaya ama bastırdı burada puanı, çıkar. Devam diyor. Devam. Devam diyor. Ayağı kaldırdı. Çok enteresan, ilginç. Evet, niye kaldırdı? Şimdi orada bunu bana bir açıklar mısın şampiyon? Ne oldu orada? Yani puanlamada değil miyiz? Puanlamada. Normal süreyi geçmedik mi? Normal sürede geçmiş olmamız lazım. Orada ne oldu anlamadım.
Bu sefer Ali Rıza Kaya bu avantajını kullanıyor. Biz puanı... Belki orada hakem düdük çalmış olabilir, biz duymamış olabiliriz. İşte bunlar ihtimaller, ön yargılı olmamak lazım. Onlar da sabahın çok erken saatlerinden şu ana kadar görevlerini yapıyorlar. Bir hatadan beslenip bir eksikten beslenen kültürlere karşıyız. Recep Kara Ali Gübrüz maçı zaman zaman hareketleniyor. Evet, şu an ekranlarımızda. Tabii hemen yaklaşan takvimimizden bahsedelim. Bu akşam Teknomini TV ekibi hemen yola çıkacağız. Allah nasip ederse Akyazı Akbalık'ta Akyazı Belediye Başkanı Sayın Hasan Akçan ve değerli 2016'ya damgasını vuran hamleleriyle, yatırımını, hizmetleriyle, ikramlarıyla İdris Çaymaz Ağa herkesi yarın Akyazı Akbalık'ta bekliyor. Saat 15'te canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz bu güreşleri. Diğer bir ekibimizde Çanakkale Çan'da olacak. Çan'da Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Kuzu, orada Ali Gürbüz orada olacak. Sarı Fırtına İsmail Balaban orada olacak. Mehmet Yeşil Yeşil orada olacak. Ve Teknomini TV bir ekibimiz de orada olacak Suat Beynel yönetiminde. Evet. Şampiyon hareketlendi dediğin gibi. Evet. Şöyle kasnağa girdi Recep ama kasnaktan hiç çıkmadılar ki. Önemli olan dengeyi bozup can alıcı hamleyi yapmak. Acaba en uygun zamanı mı kolluyorlar yoksa? Yani şimdi yapılacak hatayı telafi etmeye zaman yok. Çünkü altın puandalar. Puan alan kazanmış olacak. Tabii iki güreşçi de burada mağlup olmak istemiyor. Çok önemli bir yer meydanı. Aslında ben şimdi hemen aklıma geldi. Elmalı'ya boyatlama veriliyor. Tabii SKA kağıtta. Şimdi neden buraya Vezir Köprü'ye bir boyatlama yapılacaksa verilmesin? Bu seyirci, bu ciddiyet, bu belediye başkanı, bu güreş ağası, bu değerli insanlar. Neden bu insanlar birinci olmak istiyor Recep'le Ali? Buranın bir önemi var değil mi? Tabii kalitesi ki, var. Tabii ki. Burası kaldırmaz mı boyatlama güreşlerini? Ya şimdi onun belki büyük uzun süreli geleneksel güreşleri bu işte baz alabilirler. Ama şeye baktığımızda, katılıma baktığımızda Kırkpınar'a yakın bir ölçüde sporcu katılımı var. 40'ın üzerinde başpehlivan katılmış. Dolayısıyla onlar biraz daha tarihi uzun bir süreçli yapılan organizasyonlar olduğu için onları değerlendirmeye almış olabilirler. Tabii ki onu güreşin yapıldığı yerden daha çok güreşçi katılımıyla alakalı yaparlarsa daha adaletli olur. Evet. Bu arada şimdi Ali Rıza Kaya her iki paçayı da kavradı ama sanıyorum yine orada puan, bir güreş aldı. Puan geliyor, puan geliyor. Evet, şimdi buradan her açıdan girelim güreşe arkadaşlar. Güzel estanteneler yakalayalım. Benim her zaman saygı duyduğum, önlerinde eğildiğim babalarım, ağabeylerim, değerlerim, güreş seyircisi bunu fazlasıyla hak ediyor. Gelemeyenler, Samsun Vezir Köprü'ye gelemeyenler TRT TV ekranlarından doyasıya seyretsinler bu güzel güreş şölenini. Kunduz Dağı gelip görmeniz lazım. Kunduz Yaylası'nı gelip görmeniz, yaşamanız lazım ve puanı bastırması lazım. Puan olmadı. Şampiyon aslında güzel bir avantaj yakalamıştı. Evet. Evet, bastırıyor. Sürüyor aynı zamanda. Bu bastırıp sürenler de bizim kameramanların olduğu yere doğru gidiyorlar. Bizim kameraların bir çekim alanı mı var acaba? Evet, biz de o kadar çok seviyorlar ki döşeme altında bir kamerayı kırdık, parçaladık. Onların canları sağ olsun ama şunu bilsinler ki onlar buradayken ekranları başındaki onlar gibi değerli güreş severler var. Lütfen biraz daha sadece biz değil yayın yapan kuruluşların kameraların önünde durmamaya gayret göstersinler. Altın puandayız. Mehmet Öztürk zannediyorum Antalya'da dedesi seyrediyor. Diğer tarafta Hikmet Kara, Recep Kara'nın babası, buradan selamlar yolluyorum. Umarım buradadır. Samsun kendi memleketinde. O buradaymış. Evet, evet. Burada bir yeni çıkabilir. Ama çok acemice davranıyor. Çok acemice davranıyor. Ali Rıza Kaya karşısında İsmail Erkal.
Yani oradan o kadar pozisyon bulup sen bırakır mısın? Ya. Şampiyon güreşi. Lütfen. Üçüncü defa arkadan dolaştı ve es geçti. İşte yağlı güreşin cilveleri bunlar. Şimdi siz selam gönderiyorsunuz da biraz önce burada bulunan seyirci dostlarımızdan birisi oğulları bizi seyrediyorlarmış. Yüksekova'da özel harekatçı arkadaşlarımız. Özel harekata can kurban. Tabii buyurun. Biz bu vesileyle ülkemizin savunmasında görev yapan silahlı kuvvetlerimizin, emniyet mensuplarımızın ve güvenlik mensuplarımıza buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Çangal evet. Geldi. Çangal'ı gördük. Tekrar gelecek ekranlarınıza. Şampiyon. Şampiyon kırılmaz. Bir anda ellerini. Kasna. Evet. Bir anda çıkıyor. Yalnız bunu biraz geri alırsa. Sevgili ekran bakın. Değerli izleyiciler. Recep'in kurnazlığına bakın. Kasna girecek gibi yapıyor. Girmiyor ve bele sarılıyor. Bakın dikkat edin bele giriyor. Elini koydu. Evet şimdi devam edelim Ali arkadaşlar. İki elini evet, yukarıya hemen çıkarıyor. Kasnağa girecek gibi yaptı. Ali'yi şaşırttı. Çangal'ı vurdu. Yarı finalde Recep Kara Kunduz Ar Meydanı'nda Ali'yi de tebrik ediyoruz. Bugün güzel güreşler çıkardı.